Şuleçet Özgecan için isyan etmişti. Pınar Özgecan için isyan etmişti. Özgecan öldürülmüştü. Şuleçet de öldürüldü. Pınar da öldürüldü. Evet, Türkiye'nin aradığı üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den bahsediyoruz. Pınar'ın Muğla'da cesedi dün bulunmuştu. Zanlı Cemal Metin Avcı suçunu itiraf etti, tutuklandı. O cezaevine gönderildi. Pınar da gencecik yaşında kara toprağa. Özgecan katledilince içim parçalanıyor, yeter demişti. Yetmedi, sıra ona geldi. Her yanım yarım, alpim yine sarmadım. Cem Adrian'ın şarkısını paylaşmıştı. Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadağın yazmıştı. 27'sinde o da yarım kaldı. Sana bağlanınca düşmez sandım, düşmem sandım. Her yanım yarım yarım, kalbim yine sarmadım. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin sıcak bir Temmuz akşamı katilinin yüzüne baka baka son nefesini verdi. Ama öyle kolay kolay değil, azar azar. Dövüldü, sürüklendi, boğuldu, bir çöp bidonunda yakıldı, üzerine beton döküldü. Katili, cesedi bile bulunmasını istedi. Ormanın kör bir köşesine bıraktı. Cep telefonunu da parçalayıp uzaklara attı. Neden öldü? Neden öldü? Dün akşam Türkiye'de yer yerinden oynadı. Ne zaman içimizdeki şiddet bu kadar büyüdü? Bugün sıra en acı görevdeydi. Kadın olduğu için el üstünde tutulmamıştı ama Bitlis'te İza'nın Kayber köyünde omuzların üstündeydi. Cenaze baba ocağına gidince kapının önünden ağıtlar yükseldi. Habercilere kızımı teşhis edemedim. Sadece onu değil hepimizi öldürdü diyen babası kardeşi sap tuttu. Cenaze namazı kılındı. Her gün yeni kurbanlar alan kocaman kadın mezarlığına bir çukur daha açıldı. 27 yaşında gencecik bir genç kadın kara toprağa yollandı. Neden öldü? Neden öldü? Pınar Gültekin'in üzerine toprak atılırken bar işletmecisi, evli ve bir kız çocuk babası Cemal Metin Avcı canavarca iste ve eziyet çektirerek adam öldürme suçundan tutuklandı, cezaevine yollandı.